Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programının bugün 112.'si ve bugün konuklarımız Profesör Doktor Burcu Pervanoğlu ve Doktor İnci Aydın Çolak. Burcu ve İnci ile birlikte bugün Cumhuriyet'ten günümüze edebiyat ve sanat muhitlerini konuşacağız. Şimdi biraz İnci ile başlayacağız. Aslında Cumhuriyet'ten günümüze ama bunun tabii eskisi de var, değil mi? 19. yüzyılda sanırım ilk defa bu muhitler ortaya çıkıyor. Evet, aslında paşaların konaklarıyla başlıyor diyebiliriz, sanatsever paşaların. Abdüllatif Supi Paşa konağı Fatih Horhor Mahallesi'nde pek çok ressamı, edebiyatçıyı ağırlamış. Hatta Halide Edip Adıvar'ın Akile Hanım Sokağı romanına da konu olmuş. Çünkü konağın kahyasıymış Akile Hanım ve o bütün işleri o organize edermiş. Sokağın adı onunla anılmış. Hatta Abdülhatif Supi Paşa'nın sanatçılarla dörtlere kadar sohbet ettiği ama kaçta yatarsa yatsın sabah 8'de işinin başında olduğunu da söyler Akile Hanım. Yine o dönemde Çamlıca ve Mavi ve Siyah'ın geçtiği Tepebaşı Bahçeleri çok popüler. Hem romana yansıyor hem de resme yansıyor bu iki mekan. Hem Tepebaşı Bahçesi. Tepebaşı, var. Evet. Kimler var mesela Tepebaşı Bahçesi? Tepebaşı Bahçesi Servet Fiyun'un romanında, Servet Fiyun'un da Mavi ve Siyah romanında geçiyor aslında zaten. Aslında şeyde de Çamlıca'daki Millet Bahçesi de Araba Sevdası'nda. Araba Sevdası'nda geçiyor, evet. Zaten Ahmet Cemil Tepebaşı Bahçesi'nde herkesten uzaklaşır ve sanki bir tablo izler gibi insanları izler. Düzenlenmiş bir doğa parçası, ayrıca kadın ve erkeğin bir arada daha rahat flört etmelerini sağlayan bir mekan olması için hem edebiyata hem de resme yansıyan. Peki orada hiç resim yapıyorlar mı? Mesela Tepebaşı Bahçesi'nde ya da bu Çamlıca'da hani ressamların böyle açık havada resim yaptıklarını biliyor muyuz 19. yüzyılda? Yani özellikle bu hani kentin modern, yeni, sonuçta bunlar yeni mekanlar değil mi? Yeni kamusal alanlar olduğu düşünüldüğünde ona dair bir bilgimiz var mı? Şimdi şöyle, ressamlar aslında ilk başta evet geçen gün seninle de konuştuğumuz gibi tariften tasvire başlıyorlar romandaki gibi resimde de. Bizim 1914 kuşağı sanatçıları yani ikinci meşrutiyetin genç çocukları açık havada resim yapma geleneğini başlatıyorlar burada. Açık havada resim yapıyorlar ama çoğu eski İstanbul'da yani Süleymaniye çevresinde peyzaja çıkmak gibi bir şey var. Şimdi kentin o yakası, Galata Köprüsü'nün o yakası ve bu yakası. Bu yakasında yeniliklere adapte oluyorlar. Kendi yakalarında da onları uyguluyorlar aslında. Peki mesela bu güzel bir şey aslında hani açık havada yani 1914'e kadar açık havada yani doğrudan bizim bildiğimiz yasak. Yasak. Ha çok ilginç. Peki bu açık havada resim yapmak mesela neyi değiştiriyor? Toplu halde gidip birlikte özellikle hani kapalı mekanlar dışında, konaklar, paşa konakları dışında. Yani bu şehrin modernlik, yeni modernlik mekanlarının onlara sundukları bir takım yeni fırsatlar oluyor mu mesela? Bir kere tecrübe ediyor. Yani modernliği tecrübe etmeye başlıyorlar. Atölyeye kapanıp resim yapmak yerine etrafını tanımaya başlıyor. Ve çok ilginç aslında tüm yani bir sosyal tarih okumasıyla Türk resminde manzaranın gelişimini birlikte okumak mümkün. Sayfiye kültürü gelişmeye başlıyor. Evet. Kadın erkek ilişkileri değişmeye başlıyor. Dışarıda yeme içme kültürü gelişmeye başlıyor. Onları gözleme ve onları tecrübe edip aslında işte ona yavaş yavaş iştirak etme. Tam iştirak Cumhuriyet döneminde tam kendini gösteriyor. Peki mesela bu konaklarda Tanzimat döneminde bir araya geldiklerinde ressamlar ve edebiyatçılar birlikte bir şeyler yapıyorlar mı? Birlikte bir şeyler yaptıkları söyleniyor. Özellikle şair Nigar Hanım, ilk bizde salı toplantılarını başlatan isim, Osman Bey'deki konağında pek çok ressam ve edebiyatçıyı ağırlıyor. Sadece onlar değil, müzisyenler de katılıyor. Hatta anılarında yazar, bir tarafta Mihri Hanım resim yapar, bir tarafta kimisi piyano yani çalar. Fakat kimseye açık olmadığı için pek çok dedikoduya da neden olmuş bu salı toplantıları. Bir kadın kimseye haber vermeden, daha doğrusu seçili konukları alıyor ve ağırlıyor. Ne yaptıkları meçhul şeklinde dedikodulara bile yol açmış. Ama tabii Pera'da asıl başlıyor. Sanatçıların bir araya gelip hem sanatı oluşturmaları hem de bu sanatı tartışmaları. Pera'daki azınlık kahveleriyle başlıyor diyebiliriz.
Peki bu kahvelerden meşhur olanları biliyor musunuz? Meşhur olanları hem resme hem de edebiyata yansıyan Nisuaz mesela. Bir tane edebiyat fakültesi. Nisuaz. Evet. Hatta Sait Faik Korkunç Bir Pastane Öyküsü'nde Nisuaz'dan söz eder. Ve hani Cihat Burak da aynı şekilde başına bir sürü iş gelmiştir. Çünkü sabahları kahve niteliğindedir, akşamları bir meyhaneye dönüşür. Gün ilerledikçe evet, gün ilerledikçe boyut değişiyor. Çünkü bir tarafta akademili hocalar toplanıyorlar ama akşam bambaşka bir boyutta. Hatta Cihat Burak der ki ben bir kadınla birlikte olmak istediğimde genel ev tarafına giderim. Çünkü orada kimin ne olduğu belli olur ama Nisuaz'da belli olmaz. Başına iş gelmiş, polis baskını yemiştir çünkü. O kadar böyle şey enteresan bir yer. Peki mesela hani bu Cumhuriyet'le birlikte asıl birleşmenin bahsettiğinden, yani birleşmenin olduğundan bahsettik. Yani Cumhuriyet'le birlikte ne değişiyor mesela? Ben öncelikle şeyi tabii merak ediyorum. Hani şehir nasıl, yani şehir de değişiyor. Yani tabii. Bir modernlik ve yeni bir görünüm kazanması işte. Kent görünümüne kavuşuyor her şeyden evet, önce. Mesela bu nasıl, yani ressamları ve edebiyatçıları ya da öncelikle tabii ressamları nasıl etkiliyor? Onlar da yeni kuşakların ortaya çıkmasına, mesela 1914 kuşağı gibi bir kuşaktan bahsedebilir miyiz artık mesela? Daha sert bir kuşaktan bahsedebiliriz aslında. Çünkü Cumhuriyet ilk kurulduğu zaman yeni gelen sanatçı kuşağı, ki kendilerini işte Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği diye tanımlarlar. O tanımlama bile hali hazırda bir karşı çıkış içeriyor zaten. Paris'te bunlar burslu gönderilmişlerdir 1923 ve 24'te. 23'te giden kafile Münih'e gidiyor Zeki Kocaemmin ve Ali Çelebi. Diğer bütün o dönemin öğrencileri de 24'te Paris'e gönderiliyorlar. 28'de döndükleri zaman bir zehir zemberek bildiri diyebilirim. Yani manifesto niteliğinde bir bildiri yayınlıyorlar. Biz bizden önceki kuşağın suya sabuna dokunmayan resimlerinden işte uzak, müstakil, yaşayan bir sanat kuracağız burada. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin sanatı bizimle başlayacak diyorlar. Kendilerine örnek aldıkları grup da Paris'teki salonlara falan karşı çıkan, yani resmi kurumlara karşı çıkan bağımsızlar. O zamanki Türkçedeki adı işte karşılığı bizdeki de müstakiller. Tabii bizimkilerin şöyle bir açmazı da var. Devlete rağmen devlete karşı çıkamazsınız, devleti dönüştürmeye çalışırsınız. Yani bir Cumhuriyet dönemi sanatını yaratmak istiyorlar. Cumhuriyet dönemi eğlence biçimini, kentini yanatmak istiyorlar. Kendilerine seçtikleri biçim dili geç kübizm. Hatta sen de bilirsin, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun o sıralarda İstanbul Üniversitesi emini olan, rektörü olan Demokrasi ve Sanat diye bir kitabı vardır mesela. Demokrasi ve Sanat'ta demokratikleşmenin yolunu olmazsa olmaz geç kübizm olarak çizer. Sanatçılar da bu dönemde aslında kente dair yeni olanı görselleştirirler. Geç kübik bir biçim diliyle, konstrüktif bir desen anlayışıyla. Nedir onlar? Mesela çok bilinen resimlerden örnek vereyim ki izleyicilerimiz bakabilsinler. Refik Epikman'ın Caz Barı. Evet. Çünkü Beyaz Ruslardan sonra bütün Beyoğlu caz barlarla dolmuştur. Hatta sergi mekanı olmadığı için bazı sergiler oralarda açılır. Danslı çaylar düzenlenir, sergiler açılır. Sergilerde çekilişler yapılır, resimler dağıtılır falan. Kadın ve erkeğin yeni sosyalleşme biçimi daha çok resimlere yansımıştır. O kentin yeni bir gelişimi olarak görebiliriz. Yani somut olarak bir manzaraya bakmasak bile. Kentli olmanın göstergesi olarak onu düşünebiliriz. Çünkü hep aslında kadına yönelik adım atılması gerekmiş modernleşme ile birlikte. Çünkü kadının süregelen koşulları modernleşmenin gereksinimlerinin hiçbirini karşılamıyor. Mesela kadın erkek ilişkileri üzerinden düşünebiliriz dolayısıyla şeyi, kente yansıma ilişkilerini. Peki mesela bu hani Cumhuriyet'le birlikte yeni bir kent modelinden bahsediyoruz. Peki bu kent mesela hani şeyi biliyoruz, Yakup Kadri'nin Ankara romanında ideal edilen, yani, yani kitabın yani üçüncü bölümünde üç Ankara vardır, üçüncü Ankara idealize edilmiş Ankara'da. Mesela böyle şeyler resimlerde de var mı? Tabii. İdealize edilmiş
şeylerden bahsetmek mümkün mü? Tabii, yine bu kültürün bir parçası olarak Ankara romanında geçen balo, eleştirel bir bakışta ele alınan balodur. Hı hı. İşte Selma Hanım Tekin'de Yakup Kadri baloları eleştirir çünkü der ki burası insanların gerçek yüzünün ortaya çıktığı alanlardır. Hatta Kuvay Miniye döneminin sofularını da orada fraklı ve içkiden kendinden geçmiş halde bulur. Ama İbrahim Çaldı'nın Balo adlı resmi İpek Ahmet Mere koleksiyonunda şimdi. O baloları eleştirmez, tam tersi erkekli kadının sosyalleşmenin bir göstergesi olarak yansıtır bize. Yine izlenimci etkiler vardır bu resimde, fakat daha çok kadın üstüne vurgu yapılır, Cumhuriyet kadını. Çünkü bir modernleşme projesinin parçasıdır kadın. İşte saçlar kulak hizasında kesilmiştir, modern giysiler içerisindedir ve erkekle birlikte sosyalleşmektedir. Böyle peki, bir vurgu var. Peki mesela işte Paris'e gittiklerinden ve işte Paris'te öğrenim gördüklerinden, sonrasında de kendilerini bağımsızlar olarak nitelendirmelerinden bahsettik bu ressamların. Peki mesela Paris'te eğitim almış olmak, onların kendi yaşadıkları kamusallığı ya da mekanlara bakışını nasıl etkiliyor? %100 çok etkiledi. Şimdi bunların Paris'e gittikleri zamanı düşünelim. Ufak çocuklar bunlar, 18-19 yaşlarında. Buradan giderken henüz öyle bir sosyallikle karşılaşmadılar. Paris'in de en güzel zamanlarına denk düşüyorlar. Yani iki dünya savaşı arası. Bütün edebiyatçıların, sanatçıların kafelerde bir arada bulunduğu, işte şeyin, Modigliani'nin şarabına karşı desen yapıp verdiği, Veresiye defterlerinin açıldığı, işte sanatseverlerin bunları kolladığı, işte yemek yedirdiği, şaraplarını verdiği, büyük bir şey, ortam sağladığı bir dönem. Bunlar onu kurmak istiyorlar burada. Ve başarıyorlardı aslında. Yani dönemi düşündüğümüzde 26'dır şeye geçiş, bizim Fındıklı binasına geçiş Namık İsmail döneminde. Henüz o aradaki kapı yoktur. Bir taraf akademi, bir tarafta edebiyat fakültesinin, işte edebiyat fakültesine ait bütün edebiyatçılar orada. Dönemin entelektüelleri orada, Sabahattin Eyüboğulları. Akademinin de böyle bir şeyi de var o zaman. Tabii. Kurum olarak. Yani akademi sanatçıların toplandığı yer, ki işte edebiyatçılar da orada ders veriyor, Haşimi, Tanpınar'ı falan. Yan tarafta İstanbul Üniversitesi'nin edebiyat fakültesi var. Orada zaten birlikte bir üretimdeler. Oradan çıkıyorlar, hop o birlikteliği Beyoğlu'ndaki kafelere taşıyorlar. Yani kimi görmek istiyorsanız akşam üzeri Nisuaz'a, Lambo'ya bir yere oturabilirsiniz. Degüstasyon olmaz mı? Değil mi? Anadolu bir hanesine, Sponeke. Evet. Hepsi oradalar. Peki mesela bu birlikte olunan mekanlar birlikte işleri de yaratıyor mu? Kesinlikle yaratıyor. Bir tane örnek verebiliriz. Bu Maya Sanat Galerisi'nde Sanat Galerisi'nden baş başına söz etmek gerekir. Evet, peki mesela daha önce bir galeriden bahsedebiliyor muyuz Maya Sanat Galerisi'nden? Hayır, ilk özel galerimiz Maya Sanat. İstanbul'da. Evet, aslında bir gereksinimden doğuyor. Çünkü Adalet Çimco zaten evinde ağırlıyor sanatçı dostlarını. Fakat hem sanatla halkı buluşturmak, hem genç sanatçıların önünü açmak ve hem de böyle birlikte ürünler vermek adına Maya Sanat Galerisi'ni kurmaya karar veriyorlar. Ne özellikle zaman? 1950. Sabahattin Eyüpoğlu ve Orhan Veli çok destekliyor. Hatta Orhan Veli sigara kağıdının arkasına 18 sanatçının adını ve alınacak eserlerin listesini yazmış başlangıçta. Peki bunu nereden biliyoruz? Hatıralardan mı yoksa var mı belge? Hatıralardan. Belge yok. Belge değil, hatıralardan. Ve ilk kez resimli şiirler sergisi burada açılıyor. Resimli şiir. Resimli şiirler burada. Bunlar nasıl bir şey mesela resimli şiir? Mesela şöyle, Bedir Rahmi Eyüpoğlu ve Metin Eloğlu kendi resimleri için şiir yazıyorlar. Kendi resimleri hem resim yapıyorlar hem şiir evet, yazıyorlar. Evet, evet. Ya işte, da birbirlerinin yerine. Birbirlerinin, aynen. Orhan Veli'nin İstanbul şiiri için Fikret Otyam desen yapıyor. Ve hani pek çok sanat... Peki mesela, affedersiniz, yok, mesela satıyorlar mı bunun bir kataloğu falan? Satılıyor. Katalog falan basılamıyor o zamanlarda ama Maya zaten şöyle bir galeri. Henüz, ya 50'de kuruluyor, henüz bir özel koleksiyoncu yok. Yok. Birkaç mesen aile var, Jim Jones'lar falan gibi. Herkes sanat alabilsin diye en düşükte tutuyorlar. Yani kocaman bir tuval orada sergilenmiyor. Desenler sergileniyor, yazmalar sergileniyor.
Bir de işte bu müstakiller falan gibi 20'lerin gençleri 50'lerde yaşlı olmaya başlıyorlar ve biraz inatçı olmaya başlıyorlar. Bütün ortamları da tutuyorlar. Galeride de hakimler yani. Galeride hakim olmasınlar diye. Bütün sanat ortamına hakimler zaten. Bir devlet resmi heykel sergileri var, bir müze var. Oraya ne alınacak ona karar veriyorlar. Devlet sergilerinde kim ödül alacak ona karar veriyorlar. Bu çocuklara yer kalmıyor tabii. Mesela Kuzgun Acar, Aloş rahmetli, Aloş, Yüksel Aslan, onlar o zaman hep 16-17 yaşlarındalar. İlk sergilerini açıyorlar Maya'da. Ve alınabilir şeylerle. Aloş'unki mesela ahşap kül tabloları, minik objeler. Tamam. Yani böylece aslında sanat daha ulaşılabilir bir hale. Bir de aslında bir hegemonyaya karşı da Maya Galerisi değil mi? Maya Evet, sanat. Sanat muharrirleri toplantıları düzenliyorlar. Ressamlar, edebiyatçılar bir arada hem birbirlerinden etkileniyorlar hem ortak ürün verme adına bir şeyler yapıyorlar. Bir de o sıralarda işte dediğim gibi bir tekel oluşuyor ve zaten bir yere bir karşı çıkış başlarsa asıl modernleşme meyvesini verir. 50'ler o yüzden çok önemli. Nuriye'nin Asmalı Mescid'deki atölyesi de öyle. Tavan arası ressamları toplanıyor. Resim, güzel. Edebiyat. Mesela atölyeler hep var mı mesela? Yani, 50'ye kadar yok. Akademi var. Nuriye'm karşı çıkıyor akademiye. Siz kopya yapıyordunuz diyor. Bir 33'teki sergiyi gündeme getiriyor. Yani aslında 50'ler hem Maya Sanat Galerisi'nin dönemi hem de ressamların kendi atölyelerini oluşturmaları, değil mi? Peki mesela 50'lerden sonra mesela bu kırılma neye sebep oluyor? 50'lerde işte Maya Sanat Galerisi, ressamlar daha işte akademiye baş kaldırıyorlar. Bu mesela farklı akımları getiriyor mu beraberinde? Artık farklı topluluklar, farklı muhitlerden bahsedebiliyor muyuz? Akım diyemeyiz ama şöyle bir şeye neden oluyor. İki farklı gelişim, yani iki üç farklı taşların yer değiştirmesi diyebiliriz. Maya tavan arası ressamları ve şimdi İkinci Dünya Savaşı döneminde hep akademide akademi konkuruyla İkinci Dünya Savaşı dönemine kadar hep mezun olanı Paris'e gönderme söz konusu. İkinci Dünya Savaşı döneminde o kesintiye uğruyor. O dönem gidenler ki bizde Paris ekolü sanatçıları olarak bilinen sanatçılar Nejat Devrim, İşte Hakkı Anlı biraz daha geç gidiyor. Mübin Orhon, o da siyasaldan gidiyor. Yani böyle bir grup. Şansları şey oluyor. Nejat Devrim tabii bir entelektüel aileden geliyor. Şakir Paşa ailesinden dil biliyor. İşte hem ekonomik olarak özgür. Bir de entelektüel birikimi söz konusu. Nejat Devrim Paris'e gittiğinde tam da İkinci Dünya Savaşı sonrasında Paris merkez olma konumunu New York'a kaptırmış ama ona karşı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok dikkatini çekiyor Fransa'daki eleştirmenlerin Nejat Devrim'in resmi. Ve Paris'teki yeni Paris ekolü salonlarından birini Nejat Devrim kuruyor. O kadar ve ilk kişisel, yurt dışı kişisel sergisi diyebiliriz. 47'de gidiyor, 48'de hemen soyut resimlerden bir sergi açıyor. Öyle bir güven sağlıyor. O Türk resminin 50'lere kadar gelen özgüven eksikliğini de kırıyor. Yani oradaki başarı, buradaki karşı çıkışlar, sesler çoğalmaya başlıyor. Seslerin çoğalması demek çoğulcu bir anlayış demek zaten. Ve hemen arkasından sanatta... Ben şu grubum, bu grubum, şu sergiler, bu sergiler değil de bireysel tuşların farkını görmeye başlıyoruz aslında. O çok önemli bir şey. Yani aslında 1950'lerle birlikte biraz daha kolektiflikten bireyselliğe doğru bir kırılmadan da bahsedebiliyoruz. Evet. O zaman yani 50'lerden sonra tabii aslında yine şehrin dönüştüğü, yeni işte Demokrat Parti ile birlikte değil mi? Şehrin daha böyle biraz daha ne diyelim... betonlaştığı, yollar, işte tarihi eserlerin ortadan kalktığı yeni bir döneme de giriyoruz aslında. Aynen. Ve bu yeni dönem mesela bu muhitleri tabii ki etkiliyordur herhalde. Kesinlikle. Hatta Cihat Burak'ın bir öyküsü var, Geçmiş Zaman Olur Ki diye. Burada söz ediyor. Daha önce gittiği azınlıklar tarafından yine işletilen bir meyhaneye gitmiş, oturmuş. Sadece ekmeğin 1 lira olmasına niye 1 lira oldu diye sormuş.
50 kuruşken yeseydin hoca demiş. Zaten burada oturuyorsun, bütün gün kitap ve gazete okuyorsun. Gelen müşteriler de tedirgin oluyor. Ayrıca 4 kişilik masada oturuyorsun demişler tek başına. Yani bu hoyratlıktan bir tanesi yine Mehmet Kemal anlatır. Acılı Kuşak adlı eserinde. Bir ressam eski gittiği kafelerden birine gitmiş, tabağa resim yapıyormuş. Dükkan sahibi gelmiş demiş, lütfen tabaklarımı kirletmeyin. Yani sanatçının kendisini evinde hissetmediği bir ortam artık onun mekanı olmaktan çıkıyor ve bir içe dönüş, bir içe kapanma başlıyor. Evet, daha böyle içsel bir mekan gündeme geliyor. Özellikle 60 ihtilali sonrasında böyle bir kırılma yaşanıyor diyebiliriz. Tabii bir de bütün o kafelerde bütün sanat tartışmalarını yaparken, el yordamıyla birbirlerini etkilerken, daha naif bir ortam söz konusuyken 6-7 Eylül buldozer gibi geçiyor. Bütün o mekanlarını ellerinden alıyor. Yani bir yandan demin söylediğim çok sesli, çok seslilik başlıyor ama bir yandan da içe kapanma başlıyor. Çünkü çok sesli olabilecekleri ortam kalmıyor artık. Bir de gayrimüslimlerin mekanları da tabii ortadan kalktığı için. El değiştirip yeni sonradan görme zenginlerin eline geçince o onlara bir muhit sağlayamıyor artık. Yeni muhitleri beklemeleri gerekiyor. O zaman belki de işte o daha 50'lerdeki ya da 40'lardaki kahvelerin, kıraathanelerin artık bu dönemde çok da revaçta olmadığını, en azından çok da artık kapılarını bu kadar bu kesime yazar, açmıyorlar. Bu kesime açmadığını da söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz tabii, kesinlikle söyleyebiliriz. Şu an aklıma geliyor aslında galericilik, küçük küçük galericilik denemeleri de böyle başlıyor. Yani o mekanlar kaybolduğu için bir arada bulunmaya ihtiyaç var tabii ki, yani bir üretimin paylaşmaya. Mesela Beşiktaş'ta Fethi Karakaş hemen 58'de atölyesini küçük galeri diye bir galeri haline getiriyor. Ama yaşayamıyor bunlar hep 2 yıl falan. Çünkü yok onları destekleyecek bir durum. Bir şey söyleyebilirim. O küçük galeride de zaten Behçet Necatigil'in Evler kitabını resimlemiş. İlk sergisini Fethi orada açıyor. Evet, hatta Fethi Karakaş. İki Beşiktaşlı zaten, evet. Komşular. Sait Fahin şiir kitabını da resimlemiş. Ama bunu açıyorlar, sergisini açıyorlar. Fakat açıyorlar sergiyi? Küçük galeride. Atölyede. Necatigil de orada. Evet, Maya'da karar veriyorlar zaten bunu yapmaya. Ardından beklenen ilgiyi tarih görmeyince. 58 yani henüz darbeden önce. Ve beklenen ilgiyi görmeyince Behçet Necatigil bir de Hayıfname diye bir şiir yazıyor. Karataş sergiyi açtı bunca ümitli ama diyor boş çıktı şeklinde de hayıflanıyor. Peki mesela şeyi biliyor muyuz? İşte bu Evler kitabının resimleri sergileniyor. Bu satışa açık bir şey mi? Bu mesela buna dair bir bilgimiz var mı? Bilgimiz yok ama yani satışa açık olsa gerek. Çünkü satışa kapalı bir şey yok. O ümit var, biri gelse de bir şey alsa diye. Yani sadece hani bir belki de şey olarak kullanıyorlar. Hani Behçet Necati gibi daha tanınmış biri. Değil mi? Böyle bir dayanışma da olabilir mi aralarında? Yok. Paylaşma, komşular zaten. Ha, sadece şey birlikte iş yapmak. Birlikte mesela iş yapmak. Mesela şey gibi hani Maya Sanat Galerisi'nde evet dayanışma için bir araya geliyorlar ama hani diyelim 60'lardan sonra falan bir piyasa oluştuğundan bahsetmek ya da birinin ünü ötekinin işine yarasın gibi bir birliktelikten. O bütün o çıkarcılıklar şeyden sonra 80'lerle birlikte. Peki mesela 80 sonrasında nasıl oluyor bu iş? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Çünkü bugün biraz maalesef erken bitirmemiz gerekecek. 80'den sonra asıl piyasalaşma. Yani muhitler piyasaya mı dönüşüyor? Şöyle, diyebilir miyiz böyle bir şey? Ya da 80'lere kadar yok mu böyle bir şey? 70'li yıllarda ufak tefek başlıyor. 73'te Aydın Cumalı ilk galeriyi kuruyor. Moda'da Cumalı Sanat Galerisi. Moda güzel ama Moda'da tabii iyi bir mekan herhalde bunu kurmak için, değil mi? O dönem. Peki. Yani o gün içinde, bugün içinde ilk olduğu için bilemez insan bir yandan da nerede kuracağını. Yaşadığı bölgede kuruyor daha kolay. Yani öyle bir piyasadan çok yakınlık. Evet, ulaşılabilirlik falan. Kurtuluş'ta da Yahşi Baraz kuruyor. Sonra Ankara'da işte Ertan Mesci. Çok önemli, geçen yıl kapanan Maçka Sanat Galerisi Rabia Çapan'ın kurduğu kardeşiyle birlikte. Şöyle bir şey söz konusu oluyor. Şimdi galeriler kuruluyor ama bu galerilerin sahiplerinin çoğu akademide ya özel öğrenci olmuş ya öğrenci olmuş. Şimdi bu Nurullah Berkler, Cevat Dereliler falan yaşlı kuşak olarak yaşıyor hala.
Şimdi hocama sergi yapmadan genç olana nasıl yapayım gibi bir şey. Böyle her şey paldır küldür başlıyor. Bir Cevat Dereli sergisi, bir işte gençlerden birinin sergisi. Yani el yordamıyla bir ortalık bulmaya çalışıyorlar. Dönemin zengin aileleri de bir garantici yanı vardır ya bizim milletimizin. Bu sefer şeye merak salmaya başlıyorlar. 1914 kuşağı sanatçılara, işte eskiye. Dolayısıyla eski yeni bir arada bir piyasa. Ama bir piyasa var artık, değil mi? Oluşuyor. Oluşmuyor. Yani aslında 80'lerden itibaren bu bizim daha çok entelektüelleri bir araya getiren, değil mi? Birlikte iş yaptıkları, kolektif destek oldukları mekanların bir piyasa mekanına dönüştüğünden yani bahsedilebilir ruhunu mi? Ruhunu kaybedip evet. Değil mi? Biraz daha işin boyutu. Evet. Ama tabii bu da çok aslında 80'lerden sonra değişen birçok şeyle birlikte yine bu da hani hayatımızı değiştiren bir şey. Peki mesela son olarak bugünü konuşalım. Bugün nasıl? Kentte bağımsız sanatçı olmak kolay bir şey mi? Bu muhitler herkese bütün bağımsız sanatçılara açık mı? Nasıl var oluyorlar? Neler dersiniz ikiniz de? Ben pek muhit kaldığını düşünmüyorum. Öyle daha mi? Çok dediğim gibi hala içsel bir mekan, sanatçı yine var olma çabası içerisinde. Bazen kendisi resimliyor yazdıklarını, bazen bir dostu resimliyor. Hani belki minyatür geleneğini devam bile diyebiliriz. Ama pek muhit kaldığını artık muhit düşünmüyorum. Kavramı... Evet, evet. Sen ne dersin Burcu? Özellikle 80 sonrasında yaşadığımız o hızlı hızlı dönüşümler, şöyle bir düşündüğümde piyasanın da sanat ortamının da her 10 yılda bir bir kuşağı yiyip yerine çok aç bir biçimde gençliği böyle hani tecrübesizlik diye görmek istemem ben ama o bilinç öyle seçiyor, o değişikliği yapan bilinç öyle seçiyor diye anlıyorum. Genç kolay sömürülür. Yapıtları kolay paraya yiyip az paraya alınır. Daha sonra çok paraya belki satılabilir. Bir seçime eviriyor. Onun için mesela sanat ortamına baktığımızda her 10 yılda bir falan bir kuşak üretimi durdurur. Çünkü artık entelektüel doyumu alamıyor hale gelir. Her şey çok hızlı gelişiyor. Bugün mesela geçenlerde bir gençlerin katıldığı bir sanat yarışması jürisindeydim. Bir tane politik iş yok. Daha çok neyi yapıyorlar mesela? Ya çok içten... Soyut mu? Soyut da değil ama ya figüratif şeye, böyle küçük taramalara yönelik işler. Yani daha böyle içine kapanmış belli ki. Saatlerce taramış onu. Ya fotoğraf, gene kendi hayatından ya da başkasının hayatına bakarak... Kendince öyküler kurdu. Yani bir üretim var ama çok özele inmiş durumda artık. Yani sosyallik giderek azalmış ve herkes çok içine kapanmış bir üretim yapıyor. Aslında muhitler ne kadar önemli o zaman, evet, tabii, değil mi? Evet, tabii. Yani o muhitler insanları her anlamda besleyen bir şey. Kesinlikle. Şimdi kendi kendini beslemek zorunda kalıyorsun. Tabii de artık şey de var değil mi? Dijital sanat. Değil doğru, mi? Artık doğru. Böyle bir şeyden de bahsediyoruz. Yani bir araya gelip konuşulup yapılan bir üretim, kıymetli bir üretim. Birbirinden etkilenerek. Ama şimdi öyle bir şey pek yok gibi. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bugün İstanbul Hepimizin girişimini hazırladı. Şehir Hepimizin de Burcu Pelvanoğlu ve İnce Aydın Çolak'la Cumhuriyet'ten günümüze sanat ve edebiyat muhitlerini konuştuk. Hoşçakalın.